Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, programımıza önemli bir duyuruyla başlayalım. Et fiyatlarını düşürmek, üretimi artırmak için öncelikle yerlinin desteklenmesi gerekiyor ki bunun için 1 milyon düve hedefi konuldu. Bu hedef için ilk adım olan 250 bin düve projesinin hayata geçirilmesine ise günler kaldı. Projeye 7 Mayıs tarihine kadar başvurular yapılabilecek. Projenin detaylarını ve başvuru şartlarını ilk haberimizde ele aldık. Damızlık anaç sayısının artırılması, yetiştiricilerin kapasitesinin 15 büyükbaşa çıkarılması amaçlanan 250 bin düve projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında Ziraat Bankası kredisiyle 2020 yılı sonuna kadar toplam 250 bin damızlık düvenin üreticilere verilmesi öngörülüyor. Projeye başvurular 7 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Projeden faydalanmak isteyenlerde bir takım şartlar aranacak. Bu şartlar arasında 2 Nisan ve öncesinde büyükbaş hayvancılığı yapıyor olmak, Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olmak, en az 15 baş kapasiteli ahıra sahip olmak, kredi kullanmaya uygun mali durumda olmak, üreticisinin ahırın bulunduğu yerde ikamet etmesi yer alacak. Proje kapsamında üreticiler Ziraat Bankası'ndan ortalama 100 bin liralık hibe kullanabilecek. Kredi ilk 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli olacak. Üretici isterse kredinin %80'ini hayvan alımında, %20'sini yem alımında kullanabilecek. Yem içinde 18 ay vadeli işletme kredisi kullanabilecek. Projeyle işletmeler tarım il ilçe müdürlüklerince takip edilecek. Yetiştiricinin tarsim sigortası yapılacak. Üreticiler kendi hayvanını seçebilecek, düveler ahır teslim olarak üreticilere verilecek. Veterinerlik hizmetleri aşı ve küpe Tarım Bakanlığı tarafından karşılanacak. Evet, 7 Mayıs'a kadar projeye başvuru yapabileceğinizi bir kez daha hatırlattıktan sonra bir başka gündem maddemize geçelim. İhalesi tamamlanan şeker fabrikalarının sayısı 7'ye ulaştı. Bununla birlikte Ilgın Şeker Fabrikası, Altex'e, Turhal Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker'e satılırken Erzurum Şeker Fabrikası'na ise talip çıkmadı. Şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci devam ediyor. Yozgat, Bor, Kırşehir ve Çorum şeker fabrikalarının ardından Ilgın, Turhal ve Erzurum şeker fabrikalarının da ihalesi tamamlandı. Özelleştirme idaresinde gerçekleştirilen ihaleler yarım saat arayla yapıldı. Erzurum şeker fabrikası için 211 milyon lirayla başlayan ihaleye teklif gelmedi. Daha sonra Turhal şeker fabrikası için nihai pazarlık sürecine geçildi. Turhal Şeker Fabrikası'nın ihalesini 569 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker Fabrikası anonim şirketi kazandı. Günün son ihalesi ise Ilgın Şeker Fabrikası için yapıldı. Şeker Fabrikası ihalelerinde bu zamana kadar yapılan en yüksek teklif olan 637 milyon lirayla Altex, Ilgın'daki fabrikanın yeni sahibi oldu. Tarlayla market fiyatı arasındaki fark sık sık gündemimize konu oluyor. Zira üreticinin binbir emekle üretip kazanmak istediği ürünler çoğu zaman zararına satılırken tüketici bu ürünlere fiyatının kat kat üzerine ulaşıyor. Kazanansa arıcılar oluyor. İşte bu soruna bir çözüm bulmaksa kooperatiflerin güçlendirilmesinden geçiyor. Tarlayla market arasındaki fiyat makası daralmıyor. Rekoltesi düşen ürünlerin fiyatı tarladan çıkıp markete ulaşana kadar kat ve kat artıyor. Tıpkı limonda olduğu gibi. Türkiye'nin limon üretiminde önemli yere sahip olan Muğla'da bu yıl rekolte %50 azalarak 35 bin tona kadar düştü. Bu da fiyatlara tavan yaptırdı. Öyle ki üreticiden 1 liraya alınan limon tüketiciye ulaşana kadar 5 lirayı buluyor. Üreticinin kazanmadığı, tüketicinin ise kâr etmediği bu sistem en çok arıcılara yarıyor. Zira paketleme, ulaşım, işçilik ve çeşitli girdi maliyetleri ürünün fiyatını artırıyor. İşte bu noktada arıcıların ortadan kaldırılarak ürünün direkt tüketiciye ulaşması için kooperatiflerin desteklenmesi gerekiyor. Ürünün bahçeden kesilip görüldüğü gibi fabrikada işlenmesi, artık kasaların şeyleri, maliyetleri ve ulaşım maliyetleri gibi maliyetlerin yükselerek gitmesinde. Bunu aracılar da direkt bize kooperatiflere hallerde
kooperatiflerin güçleri olmadığı için hallerden yer alma gibi bir şansımız yok. Şimdi bunda alanlar, tüccarlar haliyle 5-10 kuruş kendi üzerlerine el değiştirerek ürünler gittiği için pazara maliyet, buradaki 1 lira olan, 1 lira 20 kuruş gibi olan maliyet pazarda 6-7 lira, 10 liraya kadar çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için ancak işte yukarıdan belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerinin hallerde kooperatiflere ücretsiz olarak yer temininden, direkt üreticiden aracıyı kaldırarak üreticiden direkt tüketiciye ürünlerin giderse biraz daha maliyetlerin düşeceği, tabii bunun yanında nakliye ücretleri, işçilik ücretleri gibi ücretlerin de biraz daha girdi maliyetlerinin düşerse bu tüketiciye de haliyle ucuz olarak biraz daha şeyli olarak yansıyacaktır. Türkiye'nin beyaz altını pamukta bu yıl 1 milyon 700 bin ton rekolte bekleniyor. Tüm zamanların rekoru olan bu üretim rakamlarına ulaşmaktaysa devlet desteğinin büyük payı var. Türkiye'nin beyaz altını pamuk bu yıl verimiyle üreticisini sevindirecek. Zira Tarım Bakanlığı'nın pek çok sektöre ham madde olan bu ürüne desteklerini artırması ve fiyatlarının yüksek seyretmesiyle rekoltenin 1 milyon 700 bin tona çıkması öngörülüyor. Rekoltedeki artış kadar ekim alanlarında da artış beklediklerini kaydeden Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, sulama projeleri tamamlandığında rekoltenin daha da yükseleceğine dikkat çekti. Türkiye'de yetişen pamuğun %45'i Şanlıurfa'mızda yetişmektedir. Geçen yıl 1 milyon 200 ton gibi kütlü pamuk üretimi çiftçilerimiz yaptılar. Bu önümüzdeki yıl, bu yıl için en az 1 milyon 700 ton bir kütlü pamuk ekimi olacak. Yarım kalan projeler, sulama projeleri biterse 3 milyon tonu da bulacağız. O kadar yani Türkiye'yi doyurmaya adayız. Urfa'da özellikle pamuk alanında çiftçilerimiz çok güzel verim elde ediyorlar. Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde lokomotif olduğuna işaret eden doçent doktor Ali Rıza Öztürkmen de pamukta verimi artırmak için dikkat edilmesi gerekenlere değindi. İlimizde 1 milyon 800 bin dekar civarında alanda pamuk ekilmekte. Ancak son zamanlarda gerek bakanlığımızın vermiş olduğu destekler, gerekse pamuk fiyatlarındaki güzel artış pamuğa olan ilgiyi biraz daha arttırdı. Ben zannediyorum bu yıl pamuk üretimi Türkiye'nin %50'si, en az %50'si Şanlıurfa'da üretilecektir. Çok önemli olan şey toprağı iyi hazırlamak, iyi tohum elde etmek ve ekim işlemini çok iyi yapmaktır. Bir başka yüksek verim beklenen ürünse buğdayın atası Siyes. Kastamonu'da 15 bin dekar alanda yetiştirilen ürün bahar yağışlarından da faydalanınca verimi bir hayli yükseldi. Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Siyes buğdayında üreticiler yeni sezondan oldukça umutlu. Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde yılda 2 bin tonun üzerinde üretilen Siyes buğdayı, son 10 yılda yoğun talep görmesi nedeniyle ekim alanlarında hızla bir artış meydana geldi. İhsan Gazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Engin Bıyıklı, Siyes buğdayının ekim alanlarının arttığını belirterek bahar yağışlarının da ürünü olumlu etkilediğini kaydetti. Bizim ilçemizde şu anda bizim tarım yapılan tüm alanlarımızın yaklaşık %25'lik bir kısmında Siyes buğdayı tarımı yapılmakta. O da resmi rakamlarımız 12 bin dönümdür. Fakat tabii çeşitli sebeplerle dosya yaptıramayan üreticilerimiz de var. Normalde bu rakam biz biliyoruz ki bizim ilçemizde 15 bin dekar alanda Siyes buğdayı tarımı yapılmakta. Ve bu giderek de her yıl artarak yani oran, İşte bir yıl %5 ise ikinci yıl %7 oranında artıyor. Yani katlanarak artarak devam ediyor. Bu sene tabii bildiğiniz gibi malumunuz kış önceki yıllar gibi pek olmadı. Fakat tabii bu son 20 gün, 25 gün içerisinde de yani beklenen üzerinde bir yağmur gerçekleşti. Bizim arazi tespitlerimizde gözlemlediğimiz Siyes buğdayı tarlalarında herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar yok. Herhangi bir don zararıdır veya işte fazla yağıştan dolayı
su kesmesi diye tabir ettiğimiz sararma, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yaklaşık 20 yıldır Siyez buğdayı üreten Salim Kabaca da yüksek verim beklediklerini söyledi. Bilinçli olarak 20 senedir Siyez'in üzerinde çalışıyorum. 9'dan 8'den itibaren. Bu senede veya bir Siyez ektik. 160 dönüm civarında bir Siyez ekiyorum her sene. Önceden yağışlar yoktu ama son bahar yağışlarıyla beraber iyi bir verim alacağız inşallah bu sene gene. Trakya'da 400 bin dekar alana kanola ekildi. Bu ekimlerin yapılmasıyla birlikte Trakya toprakları adeta sarı bir örtüye büründü. Trakya'nın iklimine uygun yapısıyla kanolanın ekimi de yıldan yıla artıyor. Öyle ki bu yıl 400 bin dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildi. Bölgede sözleşmeli ekimle önemli noktalara ulaşan kanola üretiminde bu yıl doğru tarım metodlarıyla yüksek verim ve kalite hedefleniyor. Bu yıl kanola için uygun bir yıl. Tabii Trakya'da ekimleri her geçen yıl artarak devam ediyor. Trakya'da bakarsak aşağı yukarı bu yıl 350-400 bin dekara yakın bir kanola ekimi var. Kanola ekimlerimiz Ayrabolu'da 25 bin dekarı buldu. Tabii bunu önder çiftçi, ziraat mühendisleri kontrollü olarak yapıyorlar. Bunun ekiminden hasatına kadar ziraat mühendisi arkadaşlarımız bu işin sürekliliğini takip ediyorlar. Bu uygulamaları çiftçilerimize e-mail veya Beşiktaş sisteminde gerçekleştiriyoruz. Tarmak 1 29. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantıda Şenol Önal güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Tarmak 1 29. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 Tarmak 1 üyesinin ve davetlilerin hazır bulunduğu Genel Kurul, 28. dönem yönetim kurulu başkanı Şenol Önal'ın açılış konuşmasıyla başladı. Önal Türk makine sektöründe öncü ve güçlü bir kuruluş olan Tarmak 1'in bugün önemli bir noktaya geldiğini belirterek, tarımsal mekanizasyon sektöründe dünya çapında var olan 3 birliğe birden üye olan tek ülke birliği olma şerefine eriştiklerini açıkladı. Toplantıda Genel Sekreter Selami İleri'nin yönetim kurulu faaliyet raporunu okumasının ardından mali konularda bilgiler sunuldu ve gündemin diğer maddelerine geçildi. Tek listenin oylandığı genel kuruldan sonra toplanan yönetim kurulu, başkanlığa Şenol Önal'ı seçti. Önal böylelikle Tarmak 1'in 29. dönemi içinde güven tazelemiş oldu. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın sabah 9'da gündemin bereketinde birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.